kupayı kazandığı zaman bir de sen sezon başında Süper Kupayı oynayacaksın. Rakibin gene Galatasaray. Fenerbahçe diyelim ki iki tane kupa alma şansın var. Evet. O da var. Galatasaray'ın da iki kupa alma şansı var. Hangi rakip kim olursa Başakşehir hatta Fenerbahçe. Başakşehir'de kalırsa Başakşehir'in de kupa alma şansı var. Fenerbahçe'nin de. Yani tamam şampiyonluklarla gidiyoruz ama bir de bak adamın oynadığı maçlara bak, sürece bak, takımına bak. Avrupa kupalarına bak. Hepsini bir yatırmak lazım. Yani iyi bir analiz etmek lazım. Bu sadece Jesus'la ilgili değil. Genel yani geçen sezon muydu? Tabii. Emre Sivas maçını kazanmış olsa şampiyon. Doğru mu? Sivas maçını kazanmış olsa Fenerbahçe şampiyondu. Bir ondan sonra gönderdiniz, yedisini getirdiniz. Bu da bir son bulması lazım yani genel olarak. Ben oradan yanayım, hocalardan yanayım yani. Hep kulüpler değil. Kulüpler de biraz kendi şapkalarını önlerine koyacaklar. Bugün gel, yarın git. Bugün gel. Bir de alt taraflara hiç girmeyelim zaten. Orası felaket bir şey. Yayına girmeden konuştuk. Evet. Eğer hocanın kaldığı yerden devam Tabii edeceksem. ki. Şimdi genel olarak bir perspektif var. Ben de %100 hocalara zaman verilmesi taraftarıyım. Bir hocanın en az 1,5 sezon verilmesi taraftarıyım. Net bir şekilde. Hocayı da ona göre seçin. Evet. 3 haftada göndereceğiniz hocayı getirmeyin. O zaman siz yanlış karar vermişsinizdir. 6 ayda göndereceğiniz hoca eğer hocayı getirdiyseniz ekstrem örnekler hariç 10 yılda bir olabilir bu. Yani en Ama azından orta vadede bravo. çalışabileceğiniz bir hocayı tespit edip getirmeniz daha Bravo. mantıklı. Getiremiyorsanız bu sizin hatanızdır. Ben genel konuşuyorum. Bu bir. İkincisi şimdi hocaların elinde hiç kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Dolayısıyla bu iş zaman işi ve güçlü gelen hocalar her daim başarılı olmuştur. Eğer kendileri ekstra hatalar yapmamışsa. Bunların örnekleri çok var. Alt liglerde de var, üst taraflarda da var. Bu bir. İkincisi, Jesus örneğine gelecek olursak, zaten ben de her zaman kulüplerin biraz daha hocalara zaman vermesi yönündeyim. Hatta teknik adamlar maksimum 2 sözleşme imzalayabiliyorlar Kerem. 1 yılda. Ha, eski takımlarına dönebiliyorlar. O 2 sözleşmeden Evet. birine geri dönebiliyorlar ama 2 takımla anlaşabiliyorlar. Kulüpler istediği kadar hocayla anlaşabiliyor. Bunun da mesela bir sınır getirilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kulüplerin de belli sayıda hocayla anlaşabilme sınırı gelmeli ki iş biraz dengeye otursun. Ondan sonra da hocalar da birazcık kendilerini güvende hissetsin. Türkiye'deki iş güvenliği en düşük belki de meslek teknik adamlık Türkiye'de. Hemen gönderiliyorsun. Kampa gitmeden gönderiliyorsun. Bu nasıl olacak yani? Bunun kesinlikle önlenmesi gerekiyor. TFF tarafından mı önlenir? TÜFAT mı bir şekilde girişim yapar? O tarafını bilmiyorum. TÜFAT zaten. Heh, o tarafını En başta bilmiyorum. orası O olması tarafını lazım. bilmiyorum ama Fenerbahçe üzerine gelince de ben hiçbir şekilde günün sonunda sonuçlara işte son 2 maç kaybedildi, 3 maç kaybedildi, şampiyonluk gitti. Bu taraflara bakılmaksızın kadro mühendisliği, kadroda eğer hoca etkinse kadro kurulumunda doğru transferleri yapmış mı? Elindeki oyuncuları hem senior oyuncuları hem genç oyuncuları doğru bir şekilde kullanmış mı? Bir sistem getirebilmiş mi? Efendime söyleyeyim işte basını, taraftarı iyi yönetebilmiş mi? Bunların tamamına bakıyorum. Sadece sonuç, evet büyük takımlar için hedef her zaman şampiyonluktur ama sadece sonuç onu getirmeyebilir. Çünkü Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var. Bunlardan sadece biri kazanacak. Veyahut da zamanda Başakşehir'in Bursaspor'un yaptığı gibi dışarıdan biri kazanıyor olacak. Dolayısıyla her zaman en az 3 tane takım zaten şampiyonluğu kaybetmiş olacak. O zaman o 3 takım her defasında kendi hocasını değiştirirse hiçbir yerde sistem gelmez. Evet. Ama Fenerbahçe üzerine dönecek olursak ben George Jesus'un birçok fatal hata yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla kupayı alsa da ben Jesus'la vedalaşılması gerektiğini, her ne kadar Mahmut Hoca'nın söylediği şeylere katılsam da yeni bir düzen kurulacak diye ben Jesus'un doğru bir performans, sürdürülebilir bir performans getirebildiğine inanmıyorum. Bu konuyla da çok fazla doldurmak istemiyorum programı. Belki ilerleyen haftalarda detaylı konuşuruz deyip sana tekrar Tabii bırakayım sözü. burada Yesus üzerinden değil, Fenerbahçe'nin hoca sirkülasyonu bu kısa dönemde. O En zaten büyük sıkıntı. O sıkıntısı genel orada. perspektifi söyledik ama hocam bence Jesus'un iyi yönetemediğini naçizane düşünüyorum. Yani. İlk başlarda hepimiz çok iyiydik ama ondan sonra da işte ne olduysa hep söylerim ben burada. Herkesin de vakıf olduğu şey. Dünya Kupası'ndan sonra bu Fenerbahçe'ye ne oldu? Esas yatırılması gereken, irdelenmesi gereken orası. Dünya Kupası'ndan sonraki Fenerbahçe. Ondan evvel herkes oho, uçtu etti rekor kırar. Öyle konuşuluyordu. Yalan mı? Yok canım. 8 kişi oynatıyorsun. Hafta sonu oynatıyorsun. Değişik birisi hepsi alıyor götürüyor. Ne oldu bu takıma birdenbire de bu ya,
bir şey çobaklasam bu kadar yapamazsın çok yani. Çok ilginç gerçekten i̇şte tartışılmaz. Onun orası yani. Esasında irdelenmesi lazım. Ne oldu Samandıra'da bu takım bu kadar darmadağın oldu. Ondan evvel kim girse kim oynasa hiç fark etmiyordu Fenerbahçe'de. Birden ya tabii burada o üçlünün bozulması öndeki işte Batshuayi'nin sakatlanması, King'in sakatlanması gibi gibi ama var elinde adamlar var bir sürü oyuncular vardı. Yani bunlarla oynadın sen ne oldu yani ne oldu? Onun için iki periyotta düşünmek lazım. İki periyotta düşünmek lazım. Çok var orada. Bir de benim anlatmayı sadece Yeşil Sözlerinden değil yani illaki karşı. Bu kadar kısa dönemde 6 sene oldu değil mi başkanın? 5 sezon mu? 5 ve hatta bir sürü sportif direktörler, hocalar gel git gel git gel git aradıklarını saymıyoruz yani. Bu kadar bir takımda bu kadar değişiklik olmaz. %100 ligde, ligin genelinde öyle kıymetli yani, hocam. TFF 1. Lig'de 3 hoca kalmıştı. Zaten. Yani biri Bülent Hoca zaten şampiyon oldu, biri İsmet Hoca. O da gitti. O da final. Bülent Hoca da gitti. Bülent Hoca şampiyon çıkarttı gitti. Bir Bülent Hoca kaldı, bir İsmet Hoca kaldı. Üçüncüyü hatırlamıyorum hocam şu an ezberimde yok. Ama 3 kişi kalmıştı en son gördüğümde. Herkes gitti geldi. Sürekli Leipendik yaptı mesela. İkinci ligde Osman Hoca bravo. Üçüncü de Osman Özköylü. Çıktı. Ama o da devam eder mi? Öyle. İşte bak çok güzel örnek. Öyle olması lazım. İsmet Hoca da Bodrum'da ikinci ligde şampiyon oldu. Geldi burada belli bir kadroyla başarılı oldu. İstikrar muhakkak %100. Ona hiç şüphe yok bizde hocam. Bizde ne var biliyor musun? Şimdi bir hoca hakkında. Ya bu Süper Lig hocası değil. Tabii. Ya bu... Bir TFF hocası değil. Nerenin hocası abi? Şimdi bir şey söyleyeceğim de olmayacak. Programı uygun değil orası. Yani niye bunlar alıyorlar o vakit diplomayı? Niye veriyorsunuz? O vakit ayırtın. 10 tane, 15 tane, 20 tane değil ki. Değil mi hocam? Bu Süper Lig hocası değil. Ayırın bunları. Kriterler böyle mi olacak yani? Bilemiyorum. Alt tarafta yapmak daha zor değil mi hocam? Hem de nasıl? Oradaki cadı kazanı... 50 takımlı ikincilikte çalıştın değil mi hocam? O dönem TFF yani, birincilik yok. O vakitler bizim zamanımızda TFF yoktu. Sonradan kuruldu, playofflara kalıyordu. Yani 50 takımlı grup vardı Süper Lig'in tabii, altında. Yani ve oradan da iyi topçular çıkıyordu. Bak şimdi kısa buraya girdik olayı. Dün ben Zuhat Baba'daydım. Benim 30 sene belki bildiğim saha. O değişmiş tabii. Veteranlar turnuvası var. Yüce Spor da hala o nostaljiyi yaşatmaya çalışıyor. Orada kulüpleri var ve bırakmıyorlar orayı. Orada Binali Kartal, eski FIFA kokartlı hakemimiz de yönetti. 30 sene sonra o da yönetmiş. Bütün Güvenç Hoca falan hepimiz orada. Abi oralardan o toprak sahadan yapmıyorlar bak şey yapmıyorlar. Suni çim yapmıyorlar. Çünkü toprak sahadan o dönemin topçuları yetişti. Abi gidilsin bu gençlerimiz, hocalar da dahil. Oraya bir gidin. Her gün orada veteranlar turnuvası var. Günde bir maç oynanıyor. Lig yani veteranlar ligi yapıyorlar. Ya muhteşem bir o tabii eski o Luna Park'a falan gitmiş oraları. Her taraf gitmiş. O darmadan olmuş. O uzundu. Şimdi enlemesini yapmışlar. Daraltmışlar sahaya. Yani bravo Yüce Spor Başkanı'na da tanıştık. Bir özür dilerim yani ismini de hatırlayamıyorum. Şimdi Ziya Doğan falan hep birlikte oradaydık. Yani Güvenç Hoca'lar, Papen Mustafa'lar. Herkes geliyor izliyor. Ve buralardan topçular çıktı. Buralardan hocalar yetişti. Şimdi nasıl ayırtabileceksiniz yani ikinci ligdeki hoca Süper Lig'de çalışamaz veyahut da ne bileyim Süper Lig'deki hoca ikinci ligde çalışmaz veyahut da altyapıda çalışmaz. Esas en önemli nokta ne biliyor musun? Bak Pep Guardiola'nın falan yaptığı gibi altyapılarda hocalık yapma. Oralardan çıkma. Oralar size o antrenörlük kültürünüzü de daha farklı. Çünkü bütün her şeyi orada yapabiliyorsunuz. Kafanızdaki bütün oyun düzenlerini, çalışma metotlarını oralarda uyguluyorsunuz. Bunlar Zidane'lar falan nereden geldi? Direkt getirmedi. Real Madrid'in de futbolcusundan mı bahsediyorsun ya? Barcelona'nın futbol adam bilmez mi seni oraya direkt getirsin diye? Efsane Zidane yani. Bilmez mi bunlar? Ama nereden çıkardılar? Alttan lisanslarını yapıp geldiler ama. Gerard da sanki değil mi? Altta başladı doğru mu? Gerard Yorup'lu altyapısı. Bak ama lisansları... Başladığı antrenörlüğe başladığı yeri soruyorsun. Gene Liverpool altyapısı. Ama lisanslarını yapıp geldiler onlar. Tabii canım. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Ben çok anlamaz mıyım hocam? Ne demek istediğimi anladın. Yani. Öyle aldığında evet, çıktı evet. Demiyorlar.